Ala Rasulina salavat. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şimdi arkadaşlar, hadiselerin, olayların bizi sevindirsin veya canımızı sıksın, üssün. Bir bize bakan veçesi vardır. Bir işin ehli erbabına, o işi bilenlere veya o işi ortaya çıkaranlara, müsebbip olanlara bakan yönleri vardır. Bir de bunun hakikate, Allah'a, kader veçesine bakan yönleri vardır. İnsanların yüzde 60-70'i avam olduğundan dolayı hadisatın zahirine bakar, görünüşüne. Ya aldanır veya aldatır. Ya canı yanar, ve ondan keyif eder. Ama perdenin biraz gerisini, üç beş perde arkasını gören işin uzmanı, hakikat ehli insanlar veya o işte meslek sahibi olanlar, veya o işin başında bulunanlar, plan ve programı yapanlar olayları farklı görürler. Farklı izahlarda bulunurlar. Genellikle insanlar yüzde 60-70 algıyla meşgul olur. Algı eski lisanda, eski lisan nedir? Telakki. Telakki. Yani kamuoyu. Kamuoyu bazen insanı ne yapabilir? Hataya sevk eder. Uzmanlar belki bir iki mevzuda meseleye ciddi manada bakarlar, nazara verirler. Ama her daim onların dedikleri de çıkmaz. Niye? esas işip yapan, planı ortaya koyan, programı yapan, bu kainatı yaratan, bu kainatı bir mülk, insanları memlük olarak, kullar olarak vazifelendiren Allah'ın planı, kaderi esastır. Bu da işin en temel, en gizli, en sırlı noktasıdır. Doktora gidersiniz, doktor şöyle size bir bakar, şüphelenir. Hemen şüphelendiği teşhisi rapora yazmaz. Yazar mı? Yazmaz. Sizden bir tahlil ister. Perdenin bir gerisine veya bir ilerisine geçer. Tahliller gelir. Onun teşhisini veya niyetini kuvvetlendirebilir veya tekzip eder. Sonra daha emin olması için röntgene gönderir. Veya tahlilleri tekrar ettirir. Ve teferruatlı ister. Yanlış karar vermemesi isabette değil mi? Sağlam olması için. Onda da tereddüt ederse bir tomografiye gönderir. Artık tomografinin içine giren adam kalbinin damarlarının içine kadar, hücrelerin yapısına kadar fotoğrafını ortaya kor. Onunla kendi kanaati, mesleki birikimi paralel oldu mu raporu yazar Bak tomografiye daha yeni kavuştuk. 50 sene evvel, 100 sene evvel yoktu. Neyle hükmediyordu doktorlar? Ha? Tahlillerle, röntgenle. E, röntgen her daim, tahlil her daim sağlıklı çıkmayabilir. Daha evvelde ne vardı? Meslekleriyle hükmediyorlardı. Bak teknoloji geliştikçe, medeniyet geliştikçe, tıp geliştikçe isabet kaydı daha sağlam oluyor değil mi? Şimdi olaylara, hadiselere sevinelim veya üzülelim. 160-70'in baktığı gibi telakki ve telakki ve kamuoyunun meşgul olduğu cepheden bakarsak, algı cihetiyle bakarsak büyük hatalar yaparız. Mesela eskiden ne derlermiş? Güneş sabahleyin geliyor, akşamleyin gidiyor, değil mi? Bu nedir bu? Bu algıdır. Bu telakkidir. Güneş gelip gitmiyor ki. Ya? Dünya kendi etrafında dövüyor. Yani kaç kişiye bunu anlatacaksın? Ya güneşin gelip gitmesine bakma. Neye bakayım? O algıdır. Hakikat ne? Dünya kendi etrafında dönüyor. Biz öyle zannediyoruz desek asırlarca kaç kişi ikna edebilirdik? Mümkünatı yoktu arkadaşlar. Yokuşa vururduk iş. Gözüme mi inanayım? Sana mı inanayım derdi adam. Anlaşılabildi mi? Asırlarca bu telakkiyle bu insanlar yaşadı. Asırlarca insanlar dünyayı düz kabul etti. Değil mi? Düz kabul ettiler. Asırlarca insanlar aya nurdur. Nur, nur. Taş, toprak değil. Ona çıkılmaz dendi. Telakkiydi bu. Ayın ışığı kendinden değildi. Güneşten geliyordu. Aya gitsek dünya yıldız gibi göreceğiz. Ama dünya nurani midir? Değil. Cismanidir. Fen gelişlikte bunlar ortaya çık, doğruları insanlar öğrenmeye başlandı. İşte iman inkişaf ettikçe, meslek alanları güçlendikçe algıdan insanlar kurtulur yavaş yavaş hakikatle yüzleşmeye, hakikati görmeye çalışırlar. Ama Allah'ı kaderi hesap edilmezse, bu dünyanın amacı nazara alınmazsa, insan hedef ve maksadı insanın ortaya konulmazsa, onlar da ıskalarlar. Planın sahibi Allah'tır. Onlar plan yapar. Onlar program yapar. Onlar bir teşebbüsatta bulunur. Allah da bir plan yapar. Her daim Allah'ın planı esastır. O çıkar. Bizim nefsani ve hevesi olarak veya zulmani veya şu hali görüyorsunuz. Yani bu duygularla şu katliam, bu yanlışlık ciğerlerimizi yapıyor. Zalimin de hoşuna gidiyor. Ne kadar öldürse o kadar sevaba girdiğini zannediyor. Ama farkına varmadan bu zalim Allah'ın istikbal planlamasına alet oluyor. Allah'ın muradına günaha gire gire, isyan de küfrünü şiddetle hale getire getire zulmünü artıra artıra hem cehenneme gidiyor hem de Allah'ın muradına ne yapmış oluyor? Malzeme olmuş oluyor. Allah iyi işleri iyi insanlara, kötü işleri kötü insanlara havale eder. Her insan yaptığı işle mizacı, tabiatı paraleldir. Bakın bütün kötü işlerin başında kim vardır? İblis, şeytan. Kendi kötü. Yaptığı işleri onu ondan vazifelendirmiş. Bütün iyi işlerin başında ne vardır? Melekler vardır. Onların ilhamı vardır. İnsanın kalbinde bütün iyiliğin merkezi meleklerin ilhamıdır. Bütün kötülüğün merkezi nefsin, şeytanın vesvesesidir. Orada da çarpışma var. Allah bu dünyayı imtihan için yaratmış. Bu dünyada Allah'ın muradı, Allah'ın takdiri, adaleti bizim mantığımıza göre işlemez. İnsanlar zahire bakar, farklı karar verir. Kader batına bakar, farklı muradı gerçekleştirir. Ama biz zahire hükmedeceğimizden dolayı, işin batınını bilemediğimiz için, Zulüm varsa aleyhinde bulunuruz. Masumiyet varsa yanında bulunuruz. Elimizden gelen bütün gayreti zulmün ortadan kalkması için sarf ederiz. Bizim vazifemiz odur. Çünkü insan işin batınını derinlemesini görmez. Üstad Hazretleri burada rüyada bir hitabesi var. Burayı okuyacağız inşallah. Çünkü hadisatın gidişatına bakıldığında kimilerin morali çok bozuk, canları sıkıyor, üzülüyorlar. Güçleri de yetmiyor. Seyrediyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ha, manevi dualarımız, ilticalarımız, yalvarmalarımız, onların sağlık ve geçinme noktası, noktasındaki yardım ve desteklerimiz çok kıymet ifade etmese de bir derece bize nefes aldırıyor elimizden gelen azami derece yapmaya gayret gösteriyoruz. Zaten insan taşıyamayacağı bir yükü Allah ona yüklemez ve kaldırtmaz. Taşıyacağımız yükle de imtihanımız bizi ne yapar? Sıkıştırır. İnsanlar vicdanen kendi çap ve durumlarına, imkanlarına ve vaziyetlerine göre şartları zorlayarak masumların muhafazası zalimin yani derdest edilmesi için gayret göstermeli. Ama neticede bu herkese ayrı ayrı vazifeler, ayrı ayrı görevler düşer. Ama işin temelde, derininde, ilahi murat açısından baktık mı, mesele daha farklı görünüyor. 1335 senesi Eylül'ünde dehrin hadisatının verdiği yeis ile şiddetle muzdarip birim. Cihan Harbi ile ilgili, 1. Cihan Harbi ile ilgili üstadımızın gördüğü sadık bir rüya. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. 20 milyon insan ölmüş. 20 milyon. Yani bir Avusturya veliahtının bir sırflı tarafından öldürülmesine sebebiyet veren bir kurşun. Dünyanın çivisini çıkartmış. Gücü yeten yetene. O koca harp yetmemiş dünya şekilde düzen vermek isteyen zalimlerin plan ve programlarını netleştirmemiş, iki cihan harbini çıkartmışlar. Onunla o planı ikmal etmeye çalışmışlar. Bu da kifayet etmemiş. Şimdi haşiyelerini ikmal için dünyayı bir daha bir belaya, bir daha bir kıyamete zorlamaya çalışıyorlar. Aynı insanlar, aynı kadrolar, aynı devletler. Müslümanlar Osmanlı'dan beri ellerinden geldiği kadar bu ihanetlerin, bu zulümlerin, bu vahşetin önünü alma noktasında ellerinden giden bütün gayreti sarf etmişlerdir. Bizde cihat ve harp din için yapılmaz. Allah rızası için zulmün def edilmesi için yapılır. Kalkıp bir Hristiyan komşunun kapısını kırıp Müslüman ol diyemezsin. Yasak. Olur olmaz kendi bilir. Tebliğini yaparsın. Güzel örnek olursun. Ama penceresini indir, camını indir. Niye Müslüman olmuyorsun? Devlet de ne yapar? Senin pencereni camını indirir. Şeriat devlet olsa. Çünkü Allah küfre müsaade etmiştir. Zulmü engellemiştir. Zulüm, fit, zulüm ve, fitneyi kaldırmak için her büyük devlet, her güçlü insan vazifelidir. Ama mertebe mertebedir. Kimse kimsenin işine karışmayacak. Devletin iş ayrı, avamın iş ayrı, alemin iş ayrı değil mi? Meslek sahibinin iş ayrıdır. Bir münkeri gördün, önce elinle def diyor. Bu el devlet elidir. Benim elim değil. Benim elim girerse terör olur o. Bak vazifelerimize dikkat edin. Askerin işi, polisin işi. O da devletin işidir. Elinle gücün yetmiyorsa dilinle düzelt. O da ulemanın dilidir. O bilir nerede ne şekilde konuşulacağını. Nabza göre dokunmayı bilir. Ben konuşursam adamı davamın aleyhine geçiririm. Söz söylemek, kılıç kullanmak gibi önemlidir. Ona da gücün yetmiyorsa kalben memnun olma kalben buğzet, rahatsız ol, o da dua yerine geçer. Herkes burada makamını tespit edecek. İslam alemleri bunu tasnif etmiş. O hadis bana da bakıyor diye, devletin işine bir Müslüman bir mahalle kalkan müdahil olursa, ona ne deniyor? Terör ve anarşi deniyor. Tarih boyu ecdadımız Zulmü ortadan kaldırmak, fitneyi def etmek için bu mücadeleyi yapmış. Hiç kimseyi zorla Müslüman olması için değil mi? Baskı almamış, toprağını istila etmemiş, cihadı bu anlamda kullanmamış. Buna cihat denmiyor zaten. Cihad, davayı yaymak. Hangi davayı? He? Mazlumiyet davasını yaymak. Zulmü ortadan kaldırıp, fitneyi Islah ettik mi din tebliğle yayılır. Yaşamayla yayılır. Kılın soruları bir adam Müslüman olsa o münafıktır. Kafirden daha eşittir. O adam bize yaramaz. İradesiyle Müslüman olacak ki sağlam olsun. Dinimizde böyle bir hassasiyet vardır. Bu sebepten dolayı bakınız Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 23 yıldaki Nübüvvet döneminde toplam savaşlarda geçen süre seriye dediğimiz düşman takiplerinde ve gazvelerde geçen süre bir buçuk yıldır. Bunlar an tespit edildi. Bir buçuk yıl. 21 buçuk yıl ne yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Yaşamış ve anlatmış. Din böyle gelişmiş. Ama biz sahabe deyince aklımıza kılıç kalkan, elinden düşmeyen, atından inmeyen süvariler geliyor değil mi? Hep bunu öne çıkarttığımızdan dolayı bunlar hoşumuza gittiği için savaşları, gaz gazveleri anlatırız. Bu bir buçuk yıl ya. 21 buçuk yıl ne yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Yumurtanın üzerinde tavuğun oturduğu gibi oturmuş. Bir gezen tavuk var, bir orada burada, bir de 10 gündür, 15 gündür kuluçkada oturan tavuk var. Zahiren hangisi faal görünür? Hangi hoşunuza gezen değil mi? Orayı burayı geziyor. Esas faal olan odur. Oturduğuna bakma. Ne yapıyor? Civciv çıkaracak. 21 gün bekle bakayım. O sükunetin altında ne var? İşte İslamiyet'in gelişmesi davanın inkişafı barışlı olmuş, sükunetli olmuş, anlayış ortamında olmuştur. Savaş ortamında olmamıştır. Savaşta hissiyatlar keskinleşir. Kusumet artar. Adamın davaya girmesi zor olur. Bir de mağlup oldu mu utanır. Sadece savaş zalimlerin zulmünü fitnekarların fitnesini kırmak için kafi miktarda Allah'ın müsaade ettiği o da haddi aşmayın tembihatta bulunduğu bir meseledir. Allah savaş istemiyor. Barış istiyor. Sulh seyyidül Hukukta da böyle, uluslararası münasebetlerde de böyledir. Bu bir buçuk yılda Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bizzat girmiş olduğu muharebelerde, bakın şimdi, ölen, şehit olan sahabelerin sayısı öldürülen müşriklerin sayısından daha fazla. Bak bizden fazla gitmiş. Ama kim galip olmuş? İslam galip olmuş. Ne demek bu? İslam savaşla değil, barışla yayılmıştır. Bir garip bir şey daha söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir buçuk yıllık toplam muharebe, gazve dediğimiz durum ve vaziyetlerde öldürdüğü müşrik sayısı. Kaç kişi? Bir. Bir kişi öldürmüş. Öldürdün mü adam cehenneme gidiyor ya. Zulmünü izah edene kadar teslim olmuşsa yalandan bile onu kurtarmaya çalışır. Kafir en acınacak halde en acınacak halde hastalık durumunda zavallı bir insandır. Onun için bir Müslüman kafire değil, küfrüne düşman olur. Bir doktorun hastaya değil, hastalığa düşman olduğu gibi. Hastaya düşman olan doktor onu tedavi etmez ki. Hastalığa düşman olsa hastaya acır, hastalıktan çarpışır. Müslüman da böyle. Bir kişi o da Übey İbni Kalep. Öyle mi hocam? He? He, bir kişi bizzat muharebede yaklaşıyor. O bir at besliyormuş. Demiş ya Muhammed Aleyhisselatü Efendimiz'e ben seni bu atın üstünde vuracağım. Onun için besliyorum. Efendim inşallah ben seni vururum demiş. Harpte karşı karşıya geliyorlar. Sahabeler müdahale etmek istiyor. Karışmayın diyor. Onun benden bir sözleşmesi var. Harbe. Mızrağın küçüğüne harbe derler. Atmış. Şurasından bir yara açmış. Bak o anda da öldürmemiş. O adam giderken inleye inleye va beyla ede ede gidiyor. Ne oluyor diyorlar. Öleceğim diyor. Bizim yaraları görmüyor musun? Seninki şuradan hafif bir çizik. Öyle değil diyor. O bana inşallah ben seni vururum dedi. Bırak böyle bir yara açmayı. Tükülseydi ben gene ölecektim diyor. Buna da inanıyor. Sonra ölüyor zaten. Bak tek kişi. Rahmet peygamberi. Peki bu savaşlar hepsi zulmü fitneyi ortadan kaldırmak için İslam için olsa bizim ecdadımız Müslümanla harp eder mi? Ha? Etmiş daha Yavuz Selim bakın. Memluklularla, kölemenler, İranlar etmemiş mi arkadaşlar? Müslüman bunlar. Müslüman'a fitneyi tahrik ediyorlar bu defa. Müslüman ama düşmanla anlaşıp Osmanlı operasyon çekecekler. Beklemez. İstihbarat aldığı an başına çöker. Beklerse o onun başına çöker. Ama hatta de ne vardır? Kurallar ve kaydeli onlara da uyar. Burada da kısaca arz etmiş olayım. Demek ki bütün mesele zulmü ve tahakküm ortadan kaldırmak. Zulüm ve tahakküm ortadan kalktı insanlar hür olurlar. İslamiyet de hür ortamda daha mükemmel gelişir. Arkadaşlar. Zemini böyle hazırlanmıştır. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Şu kesip zulmet içinde bir nur aradı. Bak cihan harbi kopmuş. Devletler birbirine girmiş. Çarpışıyorlar. Üstad ne diyor? Bu karma karışıklık içerisinde Allah'ın muradı ne? Rabbim bize ne mesaj veriyor? bu 20 milyon insanı harplerle darplarla değil mi? Telef ederken ilahi muradı nedir? İstikbal bize nasıl hazırlanıyor? Üstad hadisenin içerisinde perdelerin arkasında uzmanların da aklının fikrin ulaşamadığı kader perspektifinden bakıyor olaya. Kader canibinden baktık mı o yazı değişmez. O yazı sağlamdır o müjdeyi verebiliriz. Hakikaten yakazı olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Esas uyanıklık hali nedir? Sadık rüyalardır. İmam Ali buyurur radıyallahu anh. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Niye? insan ölünce hakiki aleme geçer. Bir adam yatakta rüya görüyor. Beytullah'ı tavaf ediyor. Uyandırıldı. Nedir? Ya Allah Allah. Altım döşek, yukarım yorganmış. Kendimi Beytullah'ta zannediyordum. Der mi demez mi? Heh. Ölen adam diyor ki eyvah. Bu ahiretmiş. Kendimi dünyada zannediyormuşum. Ayin hiç değişmeyecek. Sadık rüyalar da ötelerden gelen haberler. Planın hakikatini görme. Allah'ın muradını anlama bu alanla irtibatı olan bir insan ne avam gibi bakar ne diplomatlar gibi bakar. Bir örnek vereyim. Üstad 1911 senesinde Çarlık Rusyası var bakınız. Şeyh Sanan Tepesi'ne çıkıyor. Şu hatta da var oraya gitsek uzun. Ben nakledeyim kısadan geçelim. Bir Rus polisi yaklaşıyor. Ne yapıyorsun diyor. Üstad medresemin planını yapıyorum diyor. Nerelisin diyor. Üstad Bitlisliyim diyor. E diyor. Git orada plan yap. Burada ne geliyor? Üstad Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir diyor. Yıl 1911. Yani tomografik bakma dedik ya. Kader canibinden bakma dedik ya arkadaşlar. Planın derinlemesini bilmek Allah bildirirse bu kullar da bilir, verdiği haber ıskalamaz. Ne gariptir ki bundan 25 yıl evvel, 30 yıl ben unuttum tarihini bakın Bitlis Tifiz Belediye Başkanları iki şehri kardeş şehri ilan etmiştir. Teşbih de boşa gitmiyor. İki şehir kardeş şehirdir. Diyor ki, heyhat şaşarım senin ümidine. Üstada söylüyor. Bu ne ümit? İslam alimi parça parça olmuş. Her bir bir sömürgenin altına girmiş. Sen de kalkmış buralara gelmişsin. Bu müjdeyi nasıl veriyorsun? Medese yapacağım. Üstad ben de şaşarım senin aklına diyor. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Kış mevsimiymiş. Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı gündüzü vardır. Evet İslam parça parça olmuş ama tahsile gitmişler. Hindistan'ı anlatıyor, Mısır'ı anlatıyor üstadımız. Türkiye Cumhuriyetleri anlatıyor. Bunlar diyor o devletlerin tasarrufu altında bir nevi cendereden geçerek eğitime tabi tutulmuşlar. Bu yarın asilzade evlatlar diplomalarını aldıktan, şehadetnamelerini aldıktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek. Adil pederli olan İslamiyet'in bayrağını afaki kemalatta her tarafta dalgalandıracaklardır. Bak bu müjdeler o zaman veriyor. Üstad bizde üç nur, sizde üç zulmet birbiri arkası inkişafa başlayacak. Bu perde bir tane yırtılacak. Ben de gelip burada medresemi yapacağım diyor. Adam böyle bakıyor hayretle. Onunla da üç zulmet oldu. Çarlık gitti. Yerine ne geldi? Komünizm. Rusya güçlendi mi? Daha güçlendi. Çarlık Rusya'sıyla Rusya'sı zamanında Rusya'ya hükmediyordu. Sovyet Sosyal Cumhuriyet Birliği olduğunda İslam alemini de yuttu. Mısır, Irak, Türkiye'ye kadar geldiler. Bizde ülkede kurtarılmış bölgeler vardı tırnak içerisinde. Ümraniye girilmiyordu. Fatsa'ya girilmiyordu değil mi? Kars'a girilmiyordu arkadaşlar. Bu Rusya'nın bize tahakkümüydü. Üstad medresesini yapacak. Ama zaman üstadı ne yapıyor? Bir nevi tekzip ediyor. Hani şeyde haber verdin. Üç zulmet. Medrese yapacaktın buraya. Rusya aldı başını gidiyor. Bekle. Bunlar zahiri. Bunlar değişik. Bunlar yani değişken perdeler. Lehu ispat. Yazar bozar tahta. İmam İbni Yas'ı daha gelmedi sabret dediğimi göreceksiniz. Çünkü hakikatten haber alan bir insan davasında isabet kaydeder. Ne oldu? Geldi benekli bir adam o da Rusya'yı yıktı. Türk'ü cumhuriyetleri serbest bıraktı. Gitti abiler kardeşler medreseler açtılar. Tiflis'te nur talebeleri var. Medeseler var. var mı yok mu? Açtı. Bak kaç merhale sonra. Niye? Aslından haber veriyordu. Zahire bakanlar Seyda konuştu ama tarih onu yalanladı diyecek. Haşa. Değil öyle bir şey yok. Sabretsek hakikat ortaya çıkacak. Zahiren görenler Rusya aldı başını gitti biz perişan olduk. Diplomatlar ona diyelim ki önünü açıp imkan verenler sonra onu mağlup edip geri çektirenler kendi planlarını ortaya koydular ama farkına varmadan Allah'ın muradına hizmet ettiler dünyada insanların imanına, dinine musallat olan ve malına komünizm denen belayı Şarkı Şimval'den esen Kızıl Ejder diye hadislerde geçen komünizmi diz çökür, çökertti insanlık. Bunu da Allah başkalarının eli bizim elimizde yapmadı. İki hasmı birbiriyle karşı karşıya getirdi. Dünyayı paylaştırmadı. Mücadeleye soktu. Kapitalizm, komünizmi ne yaptı? Diz çöktürdü. Ha? Çin'i de öyle bak. Çin de komünistti. O da kapitalist oldu. Yani kademe kademe küfrü mutlaktan yavaş yavaş ara devreye derken inşallah İslamiyet'e doğru akıllı adamlar, düşünen adamlar, meslek sahibi insanlar yaklaşacaktır. Bugün fende ve teknolojide dünyayı sallayan bu milletler ve devletler fikir ve düşüncede orta çağın karanlıklarında Değil mi? O zulmetin içerisinde kalamazlar. Üç ilaha inanamazlar. İneğe tapamazlar. Kader onları oradan kurtaracak. Buna fen, yani teknoloji, medeniyet kuvvet verecek inşallah. Üstad şimdilik onlara hizmet ettiğinden dolayı diyor, onlar galip, yarın becaiş olacak. Bizim fikir onlara, onların medeni teknoloji bu tarafa aktığında, kaydığında adaletle Cenab-ı Hak dünyayı kıyametten evvel yaşatacaktır. Nedir o üç Çarlık gitti. Arkasından komünizm gitti. Rusya küçüldü. Çekirdek haline geldi. Dağıttı etrafındakileri. Şimdi bize gel. Bizde de üçlü bir biraz arkası inkişafa başlayacak. İman, şeriat ve hayat. İman dediğimiz şu memlekette 160-70 tam mütedeyyin olmak. Onun ki din namını ortaya çıkın diyor Üstad. %60 tam mütedeyyin olmadan bir adam din namını ortaya çıkarsa o siyasal İslam olur. Taban bulmadığından dolayı talimatlar havada kalır. Tatbik edecek insan bulamazsın. Toplum yok müsait değil. %60 şeyh tam mütedeyyin oldu mu? Din namına yaptıklar aşağıdan ne yapar? Kabul görür. Zorlanmazsın. İtaat görürsün. Bu bizim ülkede olacak inşallah. Oraya doğru gidiyor. Ramak kalmış. iki, İttihat-ı İslam diyor üstadımız. Şeriat dedi İttihat-ı İslam. İttihat-ı İslam'da halklar hazır. Ahali hazır. Liderler arızalı. Liderler de idare edildikleri için şimdi onların dünyasında öyle görünüyorlar. Liderler de önemlidir. Zelenski geldi bak Ukrayna'nın başını belaya soktu. Netanyahu geldi şurada duran İsrail'in başına bombaları o da oraya gönderiyor. Bu kadar önemlidir. Halkı kimse dinlemez. Temsilcini dinler. Ama inşallah o temsilciler de zamanla halkın ayarında, halkın mizacında oldu mu İttihat İslam hazır, kapıda bekliyor. Biz de bu sıkıntıları çektik. Halk dindar da idarecilerimiz İdarecilerimiz maalesef Avrupa'yı dinliyordu. İçeride bizi sıkıştırdılar. Dinimize, imanımıza, inancımıza musallat oldular. Ama zamanla ne oldu? Alışkanlıklar onlara da sirayet etti. Muhalefette olan bir adam bile dinden çatışmıyor. İmatipleri açacağım, devam ettireceğim. Başörtüsü bir meselem yok diye iman tazeliyor. Halkın düzgünlüğü, halkın kuvveti, halkın temayülü mahiyeti itibariyle idarecilerde ne yapıyor? Kendisine yaklaştırıyor. Onlar gibi olmaya çalışıyor. Aksi halde rey silahından korkarlar, oyalamazlar. Bak onlar hep çöpe gitti. Artık bundan sonra bu ülkede dinle savaşa savaşa. Değil mi? Kur'an'la mücadele ede ede. Müslümanların kutsallarıyla değil mi? Allah ede ede kimse rey alamaz, başa gelemez. Herkes toparlanıyor. Halkın düzelmesi mahiyeti itibariyle üstü de düzeltiyor. Bunu İslam alemi hususunda da düşünürsek, Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle, Afrika'da derken kader bizi oraya hazırlıyor. Bu olay da bu acımasız olay, vicdansız olay da ihtilafa düşmüş. Birbirinin aleyhinde olan, bir araya gelemeyen, erzak bile göndermekte aciz olan, kılını kıpırdatmayan muhalefetten dolayı İslam alemini, Müslümanları Allah zorla, tokatla bizi tevhide, birliğe, beraberliğe itiyor. Bunu Müslüman iradesiyle yapmıyor. Bunu bedelle yaptırayım diyor Allah. Bunun içinde çok imtihanlar, çok sıkıntılar çekiyoruz. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Dedik esas doğruluk, esas şey nedir? Uyanıklık sadık rüyalardır. Peygamber Efendimizin görüldüğü, onun müjdelediği rüyalar ümmet için nedir? Sadakat merkezleridir. Soruyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah senden sonra peygamber yok, Resul gelmeyecek. Bu ümmet istikametini nasıl düzeltecek? Benden sonra Resul yok, peygamber yok ama ümmetimin salih kullarının gördüğü sadık rüyalar vardır diyor. O hakikatten haber verir. Ümmetin de sadık insanları rüyayı sadıkayla ne yapıyorlar? Kaderin planıyla, ötelerin bilgileriyle irtibata geçip insanlar rahatlatıyorlar. İşte bir de Bediüzzaman Hazretleri. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gül seda İslam'ın sadası olacaktır. Eski sahip döneminde Cihan Harbi döneminde söylemiş ya o zaman bu sözleri söylemek. Osmanlı darma duman. Her bir parça başka bir devletin sömürgesi altında. Fransızların, İngiliz, İtalyanların neyse. Amerikalılar. O şartlarda bu müjdeleri vermiş. Çünkü Allah'ın planını kader canibinden görmüş, gösterilmiş ona. Şu istikbal, infilak ve inkılap. Büyük infilak ve inkılaplar olacak. Kur'an kendi kendini müdafaa edecek. Etrafındaki surlar yıkılacak. Onun icadının onun için çelik bir zırh olacak. Bu müjdeleri vermiş üstadımız. Ve bugün onları yaşıyoruz. Tafsilatı terk ile bana söyletilmiş noktaları kaydedeceğim şöyle ki. Bir cuma gecesinde nevmile alemi misale girdim. Bir cuma gecesi nevmile uykuyla ne yaptım? Misal alemi. Nedir misal? Biri geldi dedi. Yani şu olan olay ve hadisatın hakiki olan görüntüsü. O. Orada ne oluyorsa burada o gösteriliyor. Biri geldi dedi. Mukadderat İslam için, İslam'ın geleceği için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Bak insanlar toplanıp dünya hakkında kararlar alırlar. İsrail toplanıyor zulmediyor. Amerika toplanıyor buraya uçak gemilerini gönderiyor. Hindistan başka bir alem, öbürü öyle. Niye bu toplantılar oluyor? Her birinin bir planı var, program yapıyorlar. Allah'ın da manevi meclisinde toplanan vasıflı insanlar var. Onlar da mana aleminde karar alırlar. Mukadderat onlara göre işler ama biz onları görmeyiz. Bunların eliyle Cenab-ı Hak muradını gerçekleştirir. Her bir olay ve hadise Allah'ın istikbal muradının tahakkuku için bir parça, bir malzemedir. Üstad onu nazara veriyor. Biri geldi dedi, mukadderat İslam için Teşekkül eden bir meclisi muhteşem. Seni istiyor. Gittim, gördüm ki münevver, emsalini dünyada görmediğim, selefi salihinden, bizden evvel gel, gelmiş, geçmiş, yaşamış itibar edilen vazifeli, mühim insanlardan, her asrın mebuslarının içinde bulunduğu bir meclis gördüm her asrın mebusu, yani müştehitler, mücedditler mana aleminde toplanırlar. Şehadet alemi için karar alırlar. Ama o kararlar alınırken şehadet aleminde insanların duaları, zulümleri, hataları, isyanları da kararlan otomatikman etkiler. Etkiler. Hayır bir şey gelecekse seyreltilir ve durdurulur. Bizim faziletimiz, kemalatımız belli bir noktaya gelirse Hız verilir onlara. imdat gönderilir. Hicap edip kapıda durdum. Üstad da bu asrın vekili nazarıyla davet ediliyor ya. Mürşit olmasa hasebiyle. Onlardan bizzat dedi ki rüyayı sadık olunca bu kim olabilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey felaket ve helaket asrının adamı. Senin de reyin var. Fikrini beyan et. Mukadderat İslam için meclis toplanmış. Sen de ahir zamandaki asrın vekili olarak davet edildin. Ve busun. Gel kanaatini söyle ne diyorsun? Ayakta durup dedim. Sorun cevap vereyim. Estağfurullah ne haddime demiyor. Vazifeli ya. Vazifeli olunca bir insan başkomutan bile gelse asker nöbetini ne yapamaz? Terk edemez. Parolayı sorar. Sormayacak mı? Sorar. Sorun cevap vereyim. Biri dedi ki bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Cihan Harbi'nde mağlub olduk ya Osmanlı. Perişan oldu. Her taraf müstemleke oldu. Dedim. Musibet şerri mahs olmadığından dolayı bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Evet. Osmanlı ezildi. Mağlub olduk. Ölündük, parçalandık. Üstad ne diyor? Evet mağlup olduk ama musibet, başımızdan musibet geçti, bela geçti. Şerri mahs olmadığından dolayı her bela, her musibet şer için gelmiyor ki. Bazen makamın yükselmesi, bazen insanların sınıf atlaması, bazen iltica ve duanın fazlalaşması, bazen zulmün gayretullah'a dokunup harekete geçmesi için Cenab-ı Hak imtihan icabı verir bunları. Arzu bize pahalıya satmasın. Onu Rabbimizden istiyor. İmtihansız kul olmaz. İmtihansız millet olmaz. İmtihansız devlet olmaz. Şur atalarınızla maziye doğru gidin. Şehit olmayan, işkence çekmemiş, ızdırap ve çileden geçmemiş hiçbir insan yoktur. Şurada böyle rahat oturuyorsak, he? şu keyifli dersi dinliyorsak arkadaşlar nedir bu? Bir bedel istenmiştir. Bir bedel ödenmiştir ya. Adnan Benderes ödedi gitti bedeli bak şimdikiler rahat ediyorlar. Hep böyledir yani. Nimetler külfetlerle gelir. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerince atıldığı kuyuya girmeseydi Mısır aciz olabilir miydi? Bak peygamber Mısır'a girecekse Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir i̇mtihandan geçiriyor. O çocuk o bebek anne rahminden mahut tünelden geçerken ızdırap ve işkenceye tabi olmasa geniş aleme geçebilir mi? Bir şehit cephede o yaralı bereli halete muhatap olmasa velayet makamıyla cennete girebilir mi? Giremez. Şu tırtıllar vardır ağaçların dallarında. Baksanız mideniz bulanır. Tarif için söylüyorum. Ama onlar her biri bir kelebek oluyor. İnsanın böyle moralini bozan, canını sıkan tipte ve şekilde diyelim. Bu hayata razı olmasa o tırtıl kelebek olup semalarda uçamayacak. Ne ucuz ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanların en şereflisi, en yüce dava onun omuzuna konulacak. Aha Mekke'de çektiği ızdırap, çile ve sıkıntı görüyorsunuz. Abi bir zaman Hazretleri. Ne diyor? Şu kadarlık ömrümde 70 küsür yıllık ömrü dünya zevki namına hiçbir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm muharebe meydanlarında, memleket hapishanelerinde, mahkemelerde, tecrid mutlaklarda hapishanelerde çek, geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. 19 defa zehirleniyor. Suçu ne? Yani diyor ki ille bir bela suç için gelmez. Bazı musibete belalar makamın yükselmesi için gelir. Kader bazı insanları en yüksek makama, cennette en ileri sınıfa dahil edecekse bu ibadetle olmaz bazen. O fazilet gösterir şeyiyle olmaz. Musibete, belaya sabırlı olur. Askerlikte bir makam vardır arkadaşlar. Bir asker ibadet yapa yapa yani askerlik mesleğin dilleriyle ile en son nereye gider? He? General olur. Yani or general. Daha üstlük makam var mı? Yok. Or generalliktir. En yüce makam. Eğitimden geçe geçe bir askerin ne kadar kabiliyetli olursa olsun çıkacağı en yüksek makam or generalliktir. Eğitimle çıkılır. ya. Başarıyla çıkılır. Ama askerlikte bir makam vardır ki ona eğitimle çıkamazsınız. Askerlik yapmakla olmaz. O hepsinden üstündür. O maraşallıktır. Üç meydan muharebesi kazanmayla olur. İstese yüzbaşı olsun. Bak. Üç meydan muharebesi kazandı mı otomatikman bu kadar eğitim atlayarak onların en tepesine çıkar. İşte bir şehit. Muharebede şey olan, zayi ve telef olanlar, hayatlarını kaybedenler, ibadetle, diğer insanların faziletle, oruçla, kemalatla ulaşamayacakları en yüksek makama maraşallık gibi bu musibete sabır ve metanetle çıkar. Musa aleyhisselam Turi giderken bir adam ya Musa beni tanıyorsun. Rabbime ben ibadet ediyorum. Ömrüm kemalatla geçmiş. Allah'tan bir makam istiyorum. Ben onun için bu ibadetleri yapıyorum. O Bana o makamı nasip etsin. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbim senin bildiğin bir kulun var. Gece gündüz abid. Hayatı tertemiz, ben de biliyorum. Senden bir makam istiyormuş indallah. Senin lütfun geniştir. Onu ona lütfet. Ya Musa müjdeyi ver. Ben, ben onun duasını kabul ettim. O makam onu namzet ettim. Cennette yeri hazır. Geliyor ki müjde vere. Oo. Canavarlar köyü basmış. Aslanlar, çakallar affedersin. Kurtlar. Çoluğunu çocuğunu kendisine paramparça etmiş. Hepsi yerde yatıyor. Ya Rabbi, ben bunu neyine müjde vereyim diyor. Müjde verilecek bir hal değil ki bu. Ya Musa, o benden öyle bir makam istedi ki, o makama ibadetle, ubudiyetle çıkacağını zannediyordum. O makam ondan çıkılmaz. O makama şu musibete, bu ağır imtihana sabır ve metanetle çıkılır. Verdim sabretti, o makama namzettir. Bilmiyoruz biz. Hikmet-i anlayamıyoruz arkadaşlar? Allah bizden daha şefkatli. Bizden daha merhametli. O yaratmış. O doyuruyor. O rızkını veriyor. O sağlığını veriyor. Hayatını o veriyor. Benim evladım ve benden daha yakın. Eğer insanlar imtihana tabi tutuyorsa vazifemizi yaparız. Bize düşen neyse geri durmayız. O ayrı bir şey. Ama Allah'tan daha fazla şefkatli haşa olup da şefkatin daha ileri sürüp isyana girip sorgulamak bizim ubudiyetimize, kader inancımıza yakışmaz. Acırız, sızlarız, isyan etmeyiz. Muradı hikmeti neyse onu bekleriz. Musibet şerri mahs olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi bazen felaketten ne çıkar? Saadet çıkar. Eskiden beri ilahi kelimetullah ve bekay istiklaliyeti İslam için farz-ı kifaye cihadı deruhte ile kendini yek vücud olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiyenin felaketi Osmanlı'nın. Bak tabirlere dikkat edin. Eskiden beri ilahi kelimetullah Allah'ın davasını zulmü kaldırarak yaymak. İslam'ı yaymak için harbetmek değil. Baştan anlattık. Bekay istiklaliyet İslam için İslam'ın bekası tehlikeye girdiği zaman onu ayakta tutan fitne ve zulmü ortadan kaldırmakla vazifeli farz-ı kifaye cihadı. cihat nedir? Farz-ı kifayedir. Bize farzayındır. Bütün Müslümanlara cihat farz-ı kifaye Osmanlı'ya niye cepheye gitmiş? Kaçamaz. Biz cepheye gittik mi onlardan sakıt oluyor. Onlar arkadan levazın gibi bize kuvvet verecekler. Bunu deruht etmişiz. Bu sebepten dolayı asırlarca kendi evladını şehadet makamı ile cennete göndermiş. Ehli kitaba, Hristiyanlara, azınlıklara otur aşağı demiş, ticaretini yap. Sen ümmeti davetsin. Bir adam davetlisine iş yaptırmaz, yormaz. Ne zaman Müslüman oldun? Seni cihada gönderirim. Farz-ı kifaye cihadı kendine farz-ı ayin yapıyor. Deruhte ile kendini yek vücut olan alemi İslam'a fedaya. Paramparça oldu mu? Olmaz bu. Yek vücut olacak ki sen muvaffak olasın. Nereye atılıyorsun? Paramparça alem İslam sana zarar verir. birin hilesine düşer önüne tuzak kor. Alem İslam yek vücut olsun. Çık öne Osmanlı. Tevhidi kur. İttihat İslam'ı temin et. Onların duasını al. Cephede kılıncına kuvvet gelir. Arkanda yarım yamalak parça parça İslam alemi varken ön atılırsan şu muvaffakiyet olmayabilir. Bak her bir kelimede müthiş bir mesaj var. Eskiden beri ilahi kelimetullah bekay istiklaliyet İslam için farz-ı kifaye olan cihadı deruhte etmek. Herkese farz-ı kifaye Osmanlı'ya farz Deruhte ile kendini yek vücut olan alem İslam'a fedaya vazifedar. Tamam ama sizin namınıza ortaya girerim. Cepheye sürerim askeri. Arkamda durun sağlamcağım. Valla kusura bakma ne olur ne olmaz halimiz. Ben de çökersem tamamen siz maf olursunuz. Uyanık ve müteyakkız olacağız. Her zaman anlatıyoruz. İnşallah tekrarında zarar yok. Bir paşa Nasreddin Hoca'nın bulunduğu ikiye bir fil vermiş. Fil. Adam filleri de kullanıyor. Hep de Timur diyorlar ama önemli değil. Hikayenin aslına bak. O fil de günde 300-400 kilo ot yiyor. Köyün ürününü bitiriyor. Köylü aç kalıyor. Doymuyor fil. E gidip de vermeye de cesaretleri yok. Timur'dan korkuyorlar. Diyor hoca seni sever. Önümüze düş tabi şeyi al fili. Gidelim yalvaralım. Senin de iltimasınla fili alsın da köylü erzağını bitiriyor. Ya kurtulalım bu beladan. Tamam diyor gelin arkamdan. Filin yıllarını vermişler Nasrettin Hoca'ya. Geliyorlar sarayın bahçesine giriyor Nasrettin Hoca. Timur orada. Hayırdır hoca diyor. Ya diyor bu köylüler diyor. Ne köylüsü diyor. Bakıyor kimse yok. Hepsi bir keçeden kaçmış. Bunun bir de dişisini istiyorlar diyor. Ula maşallah ver Nokia'ya bir daha fil. İki filden geliyor. Allah korusun arkadaşlar. Anlıyorsunuz siz değil mi mesaj? Bak üstad ne güzel bir tabir kullan. Onun Risale-i Nur gazete gibi okumayın diyor. Bak şartını koyuyor. Osmanlı öne atıl ama arkanı sağlam tut. <laughs> Yek olan alem İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiye'nin felaketi, Osmanlı'nın çökmesi alem İslam'ın saadeti müstakbelesiyle müstakbelesiyle telafi edilecekti. Dedi bak Osmanlı çöktü ama Allah bir nur daha verecek. O nedir? İslam aleminin istikbalde beklediği saadet. Osmanlı gitti, bizim kışımız geldi. Kış her daim durmaz ki. Kışın bir mühleti var değil mi? Bitecek bu. Üç ay, dört ay, beş ay Devletlerin kışı 10 yıl, 100 yıl, 200 yıl oldu, miyat doldu. Artık biz kıştan bahara, bizi yıkanlar yazdan sonbahara girecek. Bak dengeler değişiyor yavaş yavaş. Dengeleri değiştirmemek için eski usul mücadele ediyorlar. Ama ipler ellerinden kaçıyor. Eski alem İslam değil, eski Türkiye değil. Eski ecnebiler de değil. Onlar da dengelerini değiştiriyorlar. Kim derdi ki bu millet, bu devlet Amerika'ya küsecek, Rusya'ya yaklaşacak? He? İnanır mıydık? Aa, oldu işte. Rusya'yı Amerika'dan daha sağlam, daha emniyetli görüyoruz. Daha mert görüyoruz, öyle diyelim. Zira şu musibet, maya hayatımız. Osmanlı'nın felaketi, hayatımızın mayası. Ve abi hayatımız olan uhuvvet İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Hızlandırdı. Hala hızlandırıyor. Bu Yahudilerin bu meluniyeti de sürat peyda ettirecek. Ey İslam alemi! Bir avuç Yahudi. Bütün dengelerinizi bozuyor ya. Sebep? İhtilafınız. İki terazide iki, iki gözünde iki dağ olsa bir terazinin iki gözünde iki dağ olsa, ikisi de eşit ağırlıkta olsa, bir ceviz ikisinin de dengesini bozar mı? Bozar. Oynar değil mi ikisiyle? Onun gücüyle değil ya. Rekabet ediyorlar. İki dağ karşı karşıya gelmişse ona fazla güç kullanmak icap etmez. İki pehlivan üstad birbiriyle dövüşürken bir çocuk ikisini de tokatlar diyor. Çocuk İsrail. Ona vuruyor, tokat buna vuruyor. Niye? Haram parçayız. Karşı, yani arka göz çıkmıyoruz, sahiplenemiyoruz. Aramıza öyle ihtilaflar sokmuşlar ki. Öyle insanlar onların başına dikmişler ki o insanların ipleri kendi milletin elinde değil. Başkalarının elinde. Güven olmadığı için adım atılmıyor. Biz incinirken alem İslam ağlıyor. O zaman öyleymiş. Osmanlı gitti biz mahvoluruz. Servetlerini göndermişler. Takıllarını göndermişler. Ayakta dursun da bizi korusun. Bütün devletler başımıza çökmüş. Hele Pakistan, Hindistan o zaman beraber. Avrupa ziyaden gitse bağıracaktır. Fark etmez. Mazlumu ziyade incittin mi? İnsan olan bağırır. Amerika'daki şu melun Yahudilerin karşıtları bile bağırıyor. İnsanda bir vicdan var ya. Ecnebiler. Değil mi? Yani Müslüman olmasa bile insanlık namı hesabına herkes kendi çapında ortalığı ayağa kaldırıyor. Tokat öyle şiddetli bir şekilde külli manada gelecek ki başkalarından tokat yiyecek. Belki İslam aleminin gücü yetmez. Tarihte de Allah bunlara tokatı inananlarla değil, inanmayanlarla vurmuş. Bak, inananlarla bu onların elini bulandırmamış. İşte şey, Babil Hükümdar, Nabukat Nezar, Pagan, putperest, yıktı bunları, tarumar etti. Tekrar isyan ettiler, Asurkıları, bir doğu yıktı iki. Kuzeyi, güneyi. Güneyi, Nabukat Nezar, kuzeyi, İsrail'i. Sargon yıktı. Asur kralı. O da orayı tarumar etti. O da inanmıyor. O da pagan. Arkadan ikinci mabedi, birinci mabedini yaptılar. Salomon mabedini, işte onu Babiller yıktı. İkinci mabedini yaktılar. Hristiyanlar yıktı. Daha doğrusu pagan şeyler diyelim. Ee, Romalılar. Romalılar öyle diyelim. Romalılar yıktı. Tarumar ettiler. İşte en son Hitler. O da zalimin biriydi. Bir de bunları o fırınlarda yaktı. Bak Allah inanan elini karıştırmıyor. Ha. Öyle isyan ediyorlar ki dünyayı katliama, dünyayı sıkıntıya soktukları için kader dünyaya hükmeden adamlarıyla zalim insanlara bunları terbiye ediyor. Çünkü yaptıklarının karşılığını onlar ver. Müslüman zulmetmez. Müslüman çoluk çocuk öldüremez. Müslüman kadına zarar vermez. Müslüman evi, camiyi, hastaneyi, kiliseyi vurmaz. Ama o vurur. Bu vurduğu için ona münasipten gelip bir gavur çıkarıyor. Ondan bunun iflahını çekiyor. Bu kaybı bilmisli ikisi arasında yaptırıyor. Arkadaşlar. En son İspanyollar. Mahvettiler bunları Müslümanlarla beraber. Tarih burada. Firavunlar. Çoluğunu, çocuğunu katliamlar. Firavun da pagandı. Kendine taptırıyordu ya. Allah zulmü kiminle def ediyor? Zalimle. Niye? Hudda, hadi, hududu aşacak ya. Müslüman günaha girer. E bunlar bunu hak ediyor. E Müslüman çocuk öldüremez ki. Allah öyle birilerini bunlara musallat ediyor ki onlar onların canını yaktığı gibi onlar da bunların canını yakıyor. Ne sırlı işler var görüyor musun? Tarihe bakın. Kim bunları katletmiş, süründürmüş, köleler gibi çalıştırmış, evlatlarını boğazlamış bir tane inanan bulamazsınız. İnanan yapmaz çünkü bunlar. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. O zaman 20 milyon nüfus. Merak etmeyin diyor. 20 milyona diz çöktürdüler. Kısa bir süre 20 milyon, 300 milyon İslam alemi olarak ayağa kalkacak. Şimdi 1,5 milyar. O zamanın nüfusunu söylüyor. Niye? Biz ukuvvetimiz, muhabbetimizi muhafaza edemediğimiz için kader bize bunu tahakkümle yaptırıyor. Harikalar arasındayız. 2-3 sene mevtten sonra meydanda dirilenler var. Öyle müthiş bu asra, öyle önüne bir zamana giriyoruz ki her şey ani ve defi süratli olacak. Onların uzun sürede yaptığını Allah inşallah Müslümanlar İslam alemini bir araya getirerek İnsanların da insaflarını bunlara destek vererek çok kısa bir sürede yaptıracak. Biz mağlubiyetle bir saadeti acile Osmanlı mağlup oldu. Acil peşin bir istikbal kaybettik. Saadet kaybet o andaki. Durumumuzu kaybettik. Bizi ne yaptı? Kısa sürede karanlık bekledi. Fakat bir saadeti acileyi müstemirre geçici olarak acil mağlubiyet aldık ama ileride uzun süreli devam edecek olan saadet bizi bekliyor. Müjdeleri görüyor musunuz? Bak Cihan Harbinden sonra olacak bunlar. E biz Cihan Harbinden sonra geldik. E, kolay değil ki paletlerin altından kalkmak. Daha Türkiye yeni ayakların üstüne basılma başlar arkadaşlar. Daha yeni İslam alemi öyle işte bak Mısır Adnan Menderes'i bir adam geldi, onu da idam ettiler. Değil mi? Biz Onlar bizim Adnan Menderes dönemimizi yaşıyor şu anda Mısır. Sisi'ye ihtilal yaptırdılar. Çünkü nimetler bir anda gelmiyor, bedel istiyor. Sabırla o nimetlerin gelmesine zemin hazırlayacağız. Pek ve mütehavvil, geçici hem de değişken olan ve mahdut olan hali Geniş istikballe mübadele eden kazanır. İstikbalde geniş bizi rahatlatacak bir ne var? Saadet var. Birden meclis tarafından denildi izah et. Dedim devletler milletler muharebesi tabakatı beşer harbine terkime erke ediyor. Sistemler değişiyor. Eskiden devletin devlet harbi varmış. Şimdi Sınıflar mücadelesi başlamış. Tepede imanla küfür, aşağı doğru, zenginden fakir, değil mi? Zalimden mazlum, ırklar, bak sınıflar mücadelesi. E ne oluyor o zaman? Artık devletin devletle de harbi mümkün değil. Yani kalkıp Türkiye'ye biri Allah korusun zarar vermek istese, bütün Avrupa'nın şirketlerine burada yatırımı var. Amerika'nın yatırımı var. Fransa'nın yatırım var. Yok mu? Var. E ayağına sıkar. Ondan vergilerle bunlar ayakta duruyor. Kader dünyayı köy hükmüne getirmekle bu inşallah savaşı umumileştirmeyecek. Dar dairede inşallah bitirecek. Aksi halde herkes diz çökecek. Herkes birbirini vurmuş olacak. Kaldırdın Fransa'ya diyelim ki Amerika zarar verdi. Bombayı gönderdi. Füzeyi. E senin şirketlerin hiç orada. Vatandaş ona yatırım yapmış. O da sende yapmış. Öyle zor şartlar Allah hazırlamış ki da bu bir araya gelmeler, ticaretlerin karışması, değil mi? Sınıfların mücadelesi bu noktaya getirmiş dünyayı. Onun için eski usul kolay kolay harbe, dünya harbine müsaade etmezler. Birbirlerine zarar verirler. Aa, Rusya yatırım yapıyor buraya. Değil mi? Bak bizde Atom santralleri kuruluyor. Nasıl Rusya buraya bomba gönderse, burada menfaati var. Bizim de orada var. Yani kader ilahi devletlerin devletlere harbini kaldırmış, daha zor, daha ciddi, daha sıkıntılı olan sınıflar mücadelesini başlatmış. Bu zor ve ciddi, tehlikeli mücadeleye de devletler kolay kolay girmek istemezler. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Galip olsaydık, Cihan Harbi'nde biz galip olsaydık, düşmanımız elindeki ceryan müstebidaneye belki daha şedidane kapılacak idik. Yani hakimiyetin sarhoşluğuyla medeniyet namı hesabını avrupalılaştığımızdan dolayı İslam alemine şu ülkede ilk yapılan işleri taşıyacaktık. Orada da aynısını uygulayacaktık. Gayretullah'a dokunacaktı. Daha ağır bedel öderdik o zaman. Bak ne yaptık? Cumhuriyetimizi kurduk. Değil mi? İstiklaliyetimizi kazandık ama bir, bir söz verdik Avrupa'ya. Ne dedik? Dediler, dedik Lozan'da bizim bütünlüğümüzü, hürriyetimizi tanıyın. Topraklarımızın birliğini bize ait olduğunu kabullenin. Biz burayı Avrupalılaştıracağız sizin gibi olacağız. Bu söz verildi. Bu sözden sonra imzalar atıldı, hilafet kaldırıldı falan vesaire. O zaman devlet bütün imkanlarla ne yaptı? Avrupa'yı bir gençlik meydana getirmek için bütün mekanizmalarını devreye soktu. Kader ters köşe etti. Hesapları tutmadı. Böyle bir nesil meydana geldi. Kaderin planı da bu işte. Tomografik plan diyoruz ya. Hakikaten yaptılar. Sözlerinde durdular. Ezan yasak, Kur'an yasak. Arkadaş elbiselerimiz değişti. İsimlerimiz değişti ya. Daha ne olsun? Ama bu muhalefetten ne çıktı? Büyük bir nimet. Ada kaderin planı. A diplomasinin planı. Avam zaten her çibata ne olduk? Ne olursa olsun battık, perişan olduk diyordu. Kader o perişanlıktan bizi çıkardı. Hür, demokratik, dini en güzel yaşayan numune-i imtisar bir millet haline getirdi. Eğer onların ceryanına tabi olsaydık, yani galip olsaydık, ilk uyguladığımız ezan yasak, Kur'an yasak ya o sarhoşlukla, çünkü bizi idare edenlerin durumları, mizaçları belliydi. Burada uyguladığımız la dini rejimi harameyn-i şerifeyne. Bütün oraları da uygulayacaktık. Oralar dokunulmaz. Bu gayretullah'a dokunacaktı. Kader bizi cezalandıracaktı. Belki bunu da aratacaktı orada bizi mağlup etmekle elimizi daha yanlış şeylere gitmemesi için engelledi. Bak bu kaderin sırları. Evet, bitiyor. Şuradan da kısa bir yer okuyayım. Müjdeli kısmı. Evet. Şark husumeti İslam iki boğuyordu, zahir oldu ve olmalı. Şark dediği Müslüman alemine. Her kim olursa elimizden geldiği kadar İttihat İslam namı hesabına dikkat edeceğiz. Bu kuvvetimizi birlik ve beraberliği muhafaza etmek için gayret. Bizim içimize şark düşmanlığını atarak Arapları bize, bizleri Kürtlere, Kürtleri başkalarına aleyhe geçirdiler. Bizi böyle böldüler. Lüzumsuz ifadelerle değil mi? bizi ihtilafa soktular. Bu şark husumetiyle oldu. Üstad bu kalkmalı diyor. Zahil oldu ve olmalı. Karp husumeti İslam'ın iddiadına o kuvvetin inkişafına en müessir sebeptir. Baki kalmalı. Karp dediği karplılara değil. Garbın zihniyetine. Avrupa zihniyetine. Mimsiz medeniyete de müstenkif kalmak. Soğuk kalmak bizi ihtilaftan husumetten korur. Biz tersini yaptık. Garbın yanlış medeniyetine, ahlakına, yaklaşımına kucak açtık. Garbın. Şarkın muhabbet ve kuvvetine küstük. Onları reddettik. Bu da bizim başımıza ihtilafı getirdi. Sonra meclis diyor ki, o meclis toplanan üstadı da davet ettikleri meclis, üstadın bu düşünce ve kanaatlerini takdir ediyor, tebrik ediyor, tasdik emareleri geliyor, ve dediler, evet ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde daha çok inkılaplar göreceksiniz. İşte bu da onlardan biri. En yüksek bir seda, İslam'ın sadası olacaktı. Peki, bu musibete maruz kalan masumların, değil mi? Çoluk çocuğun, günahsızların mükafatı ne? İki zalim karar verip savaş başlatıyor. İran'a, Irak'ı düşün. Almanlardan Rusları düşün. İkisi de ecnebi, ikisi de inanmıyor. Savaş başlatmışlar. İki taraftan binlerce adam gitmiş. Irak, İran harbinde ikisi de Müslüman. Onlar da yüzlerce insanın canına, manına sebebiyet vermiş. İki zalim bu savaşları başlatıp bu harpleri devam ettirirse ölen, hayatı giden mazlumların mükafatı ne olacak? Bunların akıbeti ne? Üstad diyor ki, musibese de mükafat ister. Musibete maruz kalan karşılık bekler. Kim olursa olsun. Ya amir hatadarın, hatalı amirlerin sevabı taksim olacak. Onlarsa sıfır. Zaten zalim adamlar. Sevaplar yok ki ölenlere, yaralılara taksim olsun da kifayet etsin. Kendilere muhtaç. Zalim çünkü o zaman bunların mükafatını hazine-i gayb, Allah verecektir. Hazine-i gayb'de ise, rahmet hazinesinde ise böyle musibete maruz kalıp, telef olmanın, can kaybetmenin, yaralanmanın karşılığı, mertebe-i şahadet ve gaziliktir. Sahipleri Allah'tır. Şimdi cepheye gitmiş bir adam. Savaşmasa, kain diye bunlar öldürecek savaşsa oradan ölecek. Emir kulu. E savaş da zulüm üzerine kurulmuş. Askerin gücü kuvveti yok. Muhalefet edemez. Elinden gelen zulmü yapmada Yapmayacak. Dikkat edecek. Ama o da harpte telef olursa, zarar görürse mükafatını Allah'tan alacak. İster inansın, ister inanmasın. İnanmasa bile böyle musibete maruz kalıp ölen bir insanın Cenab-ı Hak ahirette cennetine koymasa bile ona münasip bir yerde onu himaye edecektir. O çektiği sıkıntı ve ızdırabın çilesi Allah inde bir kıymettir. O kıymetin karşılığı ona verilecektir. İlla cennette olması şart değil. Çünkü her bir inan inansın inanmasın kim olursa olsun insanın yaptığı iyiliğinin mutlaka karşılığı var. Kötülüğünde neyi vardır? Hesabı cezası vardır. İnanmasa bile bir adam Allah namına insandan istifade ettiği bir iş işlemişse, Allah'ın rızasını karşılayacak bir Müslümanın işine yaramışsa, hacca gidip geliyor adam ne yapmış? Uçak imal etmiş. Ondan hacca gidiyoruz. İmkanlarıyla derslerimizi dünyaya yayıyoruz mesela. Ama inanmıyor. Bunun bile ahirette mükafatı var. Nerede? Cehennemde. İman, cennete götürür. İmansız cennete gidemez. Değil mi? İnananlar cennete gidecek. İmanı yoksa mı hayırlı bir ameli varsa mesela cehennemde azabın hafiflemesi veya kaldırılması veya en tehlikeli şiddetli bir yerde yanarken serin yerine getirilmesi işte bu yaptıkları hayırlı işlerin <laughs> ahirette onlara neyidir? Faydasıdır. Ve men yamel miskale zerretin Hayren yara veya şerren yara. Kim zerre kadar hayır? Bak kim? Kim zerre kadar şer? Allah inne muhasebesi var. Onların önüne gelecektir diyor. Sübhaneke la ilmelena illa ma entel alimil hakim. Allah rızası için el-Fatiha.